Merhaba, yoga nedir ve yoga ne değildir? Yogayı tanımlamadan önce yoga ne değildir sorusuna bakmak gerekiyor. Çünkü günümüzde yoga hakkında oldukça yanlış inanışlar, kalıplaşmış inanışlar var. Bir bakalım. Yoga din midir? Yoga din değildir arkadaşlar. Kesin ve net bir bilgidir bu. Çünkü dinin ölçütü peygamber ve kutsal bir kitapsa yoga sistemin içinde bunlar yoktur. İnançlı ya da inançsız yoga yüzyıllardır din, dil, ırk ayrımı yapmadan kendi o geniş çanağına herkesi davet eder, kabul eder ve eskiden beri, yüzyıllardan beri anavatanı olan Hindistan'da ibadet şeklinde yapılan bir yoga türü de vardır. Bunlar sadece ve sadece Tanrı sevgisine ulaşmak için yapılan dualar, ritüeller ve adaklardır. Dinle karıştırılması yanlış olur. Peki yoga spor mudur? Yoga bir spor değildir geleneksel yoga anlayışına göre. Yoga sutralarını şöyle düşünün, eski yazıtlar gibi düşünün. Yoga sutraları milattan önce yazılan yazıtlar. Ve burada yoga hakkında sadece beden farkındalığında bahsedilen yazıtlar yoktur. Nefes, meditasyon ve beden farkındalığı birlikte var olurlar. Peki yoga nedir? Yoga, kendi kişisel yoga deneyimden yola çıkarak tanımlamam gerekirse, yoga kendini tanımak, saf bilince ulaşmak, özbenliğine ulaşmak için size sunulan bir hediyedir aslında. Ve kendi şifalanma sürecinizde, kendini tanıma sürecinde ve daha da ötesine sizi alarak, size bir sıçrayış yaparak sizi daha fazla kendi potansiyelinize ulaştırmak için bir yolculuk sunar, bir dönüşüm yolculuğu sunar. Ve bu yolculukta sizi size ulaştıracak, sizden araçlar verir. Bu araçlar nelerdir? Beden, zihin ve ruhtur. Yani nefes egzersizleri, meditasyon egzersizleri ve beden asanalarından oluşur bunlar. Yoga bir bütünlüktür, kendini bütünlemedir, dengelenmedir ve sonucunda şifalanmadır, bir şifalanma sürecidir. Yoga önce kendinle, sonra dünyayla, insanlarla, hayvanlarla ve evrenle bir bütün olma hissiyatıdır. Ve bu bütünlük içerisinde size bütün sistemin bir parçası olduğunuzu ama aynı zamanda biricik olduğunuzu fakat kesinlikle ayrıcalıklı ve üstün olmadığınızı vurgular. Ve bu anlamda da yoga aslında çok realist bir bakış açısıdır. Ve egosal bazlı odaklanmadan, kendine odaklanmadan geri çekilmedir diyebilirim. Yoga bir yapma hali değildir. Yoga sadece yoga matın üzerinde yapılan hareketlerden ibaret değildir. Sizi yapma halinden olma haline, yoga matın üzerinde olma haline doğru sürükler. Ve bu süreç yoga için daha önemlidir, bu yolculuk ve süreç. Aynı yoga matı üzerinde olan süreç gibi hayatta da size bir süreç tanır, bir dönüşüm tanır. Ve bunu izlemenizi ister. Ve dolayısıyla bir skor, bir kesinlik, bir reçete vermez size. Herkesi farklı ele alır. Herkesi farklı algılar yoga. Hem eşit hem de farklı olarak algılar. Ve sizi günlük hayatınızın içerisinde yoga zihin zihin olmaktan daha ötede biraz daha içsel alana doğru sizi yönlendirir. Otomatikleşmiş beyinden daha sakin bir zihne doğru sizi yönlendirir. Her ne kadar süptil alanda çalışsak da yogada, meditasyon gibi sizi hayatın gerçeklerinden, gerçek hayattan asla koparmaz. Aksine sizi dış dünyayla iç dünyanız arasında bir köprü kurar ve bu köprü muazzam sağlam bir köprüdür ve şifalanma gerçekleşir. Ve dolayısıyla yogayı hayatınıza aldığınız zaman kendinize çok güzel bir hediye vermiş olacaksınız.